Eledim eledim, hönlü geledim. Aradan bir asır geçse de sebep ve sonuçlarını hala hissettiğimiz, kan yutan ve gözyaşı tutan acı hatıranın gölgesi günümüze uzanmaktadır. Bütün dünyayı etkisi altına alan, insanlığı büyük bir felakete sürükleyen, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın gerekçeleri, sonuçları ve günümüze etkileri bugün dahi sürmektedir. Birinci Dünya Savaşı birçok sorunu belki çözümlemiş gibi görünse de aslında daha fazla sorunun ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Bu büyük savaş siyasal sistemlerde köklü değişimlere yol açmış, imparatorlukların sonunu getirmiş, hanedanlıkları ortadan kaldırmış, diğer taraftan totaliter rejimle yönetilen ülkelerle demokratik ülkeler arasında ideolojik savaşların çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Diğer taraftan sömürgeciliğin tasfiye edilmesine giden koşullara kapı araladığı gibi soğuk savaş dönemine uzanan süreci de tetiklemiştir. Birinci Dünya Savaşı, büyük imparatorlukların sonunu hazırlayan bir süreci, dahası siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal alanda köklü değişimleri de başlatmıştır. Osmanlı savaş esirleri dünyanın dört bir yana savrularak hayatlarının kısıtlandığı bilinmezin coğrafyasında esarete kapatılmışlardır. İngilizlere 135 bin, Ruslara 65 bin, Fransızlara 2 bin, Romenlere 600, İtalyanlara 100 esir düşmüştür. Bunlar senelerce esir kamplarında mahkum olarak geçirmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda sadece Çanakkale cephesinde 11.178 kayıp askerden bahsedilmektedir ki bunların büyük çoğunluğu İngilizler ve Fransızlara esir düşmüşlerdir. İngilizlere Filistin, Suriye, Irak, Hicaz, Yemen'deki muharebelerde 120 bin üzerinde esir verilmiştir. İngilizler Hicaz, Yemen cephelerinde esir olan askerlerimizin Mısır'daki kamplara, Sina, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde esir olanları da daha önce Mısır'a sonra da büyük bölümünü Hindistan ve Burma'ya olmak üzere çeşitli yerlere götürmüşlerdir. Hindistan ve Burma'ya götürülenler cephedeki diğer birliklere göre nispeten öncü ve zinde olanlar kasıtlı olarak buralara gönderilmişlerdir. Çünkü İngiliz Genelkurmayı ileriye yönelik muhtemel bir harekatta Osmanlı ordusunun zinde kuvvetleriyle genç kadrosunu cephe hattından uzak tutmak istemektedir. Onların Anadolu'ya dönmelerini önlemek ya da geciktirmek ve Anadolu işgalinde tekrar silahlı hareket için gerekli kadronun oluşmasına imkan vermektedir. İngilizler işgal altında tuttuğu ve o yıllarda kendi toprakları olarak gördüğü Hindistan, Mısır'a Osmanlı esirlerini sürdü. Yine İngilizler Yunanistan, Basra, Bağdat, Kıbrıs, Malta ve Man adasında bulunan kamplarda Osmanlılara taşıdı. Fransızlar Korsika ve Güney Fransa'da, Ruslar ise Hazar'dan Sibirya'ya kadar geniş bir alanda kamplar kurarak tel örgülerle Osmanlıları esaret altına aldı. Rus ve Roman kamplarında askerler tarafından pencere ve kapılarına tahtalar çakılmış, iki kat tahta oturaklı ve köşesinde hela ihtiyacı için bir kova bulunan yük vagonlarında istif halinde götürülmüştür. Esirlerimiz hakkında belgesel ışığında nasıl belirtirsek belirtelim, kelimeler yetersiz kalıyor, duyguların rengi kayboluyor.
koleradan, sıtmadan, işkenceden, süngüden kurtulup ta ana vatanına dönmeyi başaranların hiçbiriyle ilgilenilmemiştir. Bunların bir kısmı kısa süre sonra tekrar İstiklal Harbi'ne katılmak üzere cepheye gönderilmişlerdir. Onların da gene bir kısmı Yunanlıların kamplarında esir olmuşlardır. Vatana dönenlere hiçbir madalya veya nişan verilmemiştir. Sahip çıkılamamış, maaş bağlanılamamış, kayıp ve bedbaht bir nesil olarak tarihe geçmişlerdir. Şüphesiz bu durum devletin içinde bulunduğu iktisadi çöküş, yetersiz kaynaklar ve sosyal buhranın getirdiği yıkımların neticesinde olmuştur. Dönemeyenler bizzat öldürülüp kurşuna dizilmemişlerse bile salgın hastalıklardan, zehirlenmelerden, bitkinlikten ölmüşlerdir. Vatanına duyduğu hasret, sevenlerinden uzakta kalmanın derin hicranı, hayatının bilinmez hali, kimi Osmanlı askerleri üzerinde psikolojik travma yaratmıştı. Yetersiz, sağlıksız, pis barınaklarda yaşamını sürdürmek zorunda kalan, monotonlaşan bir zaman piresinde sıkışan ve etrafında sürekli paslı çitleri gören askerlerin bir kısmı cinnet getirerek, başlarını duvara çarparak, kalbine keskin metal saplayarak intihar ederek ölenler oldu. Kaçanlardan da bir daha hiçbir haber alınamamıştı. Türk askeri her şeye rağmen yaşama umudunu yitirmemiş, direncini kaybetmemiş, ibadetlerini yerine getirmiş, camiler yapmış, vatan için sayısız mektup ve şiirler yazmış, hatta gazete ve dergi bile çıkartmışlardı. Birbirleriyle sonuna kadar yardımlaşmışlar, her şeylerini paylaşmışlardı. Bir kısmı çiftçilik yapmış, kimisi hayvancılık yapmış, kimisi el sanatlarıyla uğraşmış, hatta orkestra ve tiyatro topluluğu kuranlar bile olmuştu. Olayın bu yönü, Türklerdeki dayanma gücünü göstermesi açısından etkileyicidir. Bu esaret hikayesinin tarihi de az değildir. Esirler 1911 Balkan Savaşları'nda İstiklal Harbi'nin bitimine kadar olan bir savaşlar kuşağının evladı olarak tarih sahnesinde acıların lokmasını yutan hatıra olarak yer almışlardı. Gitti de gel.